Hani bugünleri gerçekten de özlemiştik. Gerçekten de Altınay Savunma, Koç Metalurji bizi tekrar eski günlere götürdü desek yeridir. Yine tavanda milyonlarca dolar alış emriyle Altınay Savunma'da 3. işlem gününün kapanışını görüyoruz. Ve Koç Metalurji ikinci tavanını yapıyor. Sıkıntısız, güzel. Şöyle bir alış emirlerine bakalım. Arkadaşlar kapanışta Altınay Savunma'da 3. işlem günü biraz el değiştirme oranı artmış olsa da 116 milyon lot alış emriyle kapatmış akşam kapanışını. Toplamda %2,23 oranında gün sonu verisinde el değiştirme oranı var arkadaşlar. Hani %10'lara kadar el değiştirme oranları pek önemli görünmeyebilir ama birdenbire de alıp başına gidebilir. Dikkatli olmakta yarar var. Tavandaki alış emirlerinin toplam lota oranı %198, yani iki katı alış emri tavanda var. Gelelim Koç Metalurji'ye de. O da aynı şekilde ikinci işlem günü biraz el değiştirme oranı artmış. %1,23 oranında. Toplamda akşam seans sonu kapanışında 124 milyon 488 bin 800 lot alış emriyle kapatmış. Güzel. Gerçekten güzel. %2 oranında toplamda el değiştirme oranı var. %100 oranında da toplam tavandaki lotun fazlası tavanda bulunuyor. Güzel. Toplam lotun fazlası. Şöyle bir baktığımda bakın bugünkü gün içi el değiştirilen toplam lot 1 milyon 407 bin. Koç Metalurji'de. Bir hayli fazla. Lot olarak fazla. Altınay'da da 645 bin olmuş. Erman Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Şu tabloyu bizlerle paylaşıyor. Yani şöyle bir çırpıda bakıyoruz. Gün içi neler yapmışlar halka arzlar. Altınay ve Koç Metalurji'nin gidişatı güzel ama önceki halka arzlarımız için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Koton ne yazık ki bugün yine eksi 2,46'da kapatmış. Lila Kağıt eksi 2,90'da kapatmış. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz yani? Niye böylesiniz yani? İkinizi de Koton ve Lilak ikisi de güzel lanse edildi. Güzel açılışlar yaptı. Dağıtım sırasında talebi bir hayli fazlaydı. 3 milyondan fazla talep gelmişti. Yani şu an hala nasıl arz fiyatının altında işlem görüyorsunuz? Ben gerçekten şaşırıyorum. Rönesans'ı zaten bakmak bile istemiyorum. İçeride kaldık. Entera'da bir ufak tefek düzeltmeler var ama o 13'lü rakamları bir türlü halen tekrar göremiyoruz. Neyse. Biz hem Altınay'a bakacağız, Koç Metalurji'ye bakacağız. Bir de bu hafta işleme başlayacak. O da Perşembe günü işleme başlıyor. Hareket lojistik, hareket taşımacılık. Onun da bu hafta işleme başlıyor. Bakalım onun da tavan serisi nasıl olacak? Tavanda kaç milyon lot olacak? Biz buradayız, takip edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz.